Gıybeti kim yapar? Ehli adavet. Diyen. Öyle var mı böyle? Adavet. İki. Haset. Haset. Üç. İnat. Kişilerde çok. İnat. Ve değişime en çok direnenler inatçılardır. Psikolojileri en çok bozuk olanlar inatçılardır. Çünkü değişime direniyorlar. İnat ya. Söylersin yapmaz. Direktir. 40 yoldan sana su getirtir. Birincisi eli adavet. Yani bazısının kanına işlemiş yani. Nefret ederek, tenkit etmeden yaşayamıyor yani. Oksijeni o. Tenkit edecek. Yani yapma işte. Tenkit edecek. Hasta ya. Adavet. İki, haset. Ben şöyle buldum haseti, şeyi, çaresini veya adaveti veya gıybet edicin. Ne yapabilirim? Ya ben çıkarım. Elini kaldır. Bunu bir kere adaveti kim yaptırıyor? Haseti kim yaptırıyor? Gıybeti kim yaptırıyor? Şeytan. Şimdi bu şeytanı devre dışı yapalım. Tamam mı? Benim tuhaf tuhaf yöntemlerim var. Kavga yapanların yanında ayırma yapamıyorum. Zor çünkü bayağı vuruyorlar. Yasin okuyorum bağırarak. Siz yapmayın çünkü siz de yersiniz. Çünkü niye? Hiddet, şiddet, öfke şeytandandır. Şeytanı kaçırırsan öfke gider orada. Yasin vel Kur'anil Hakim diye kavgada bağırsa oldu da yaptım da onun için söyledim. Öpsü kaldı. Devam ettim. Bir tanesi, ya ne yapıyorsun kardeşim sen de diyor. Ha, kavga bitti. Bu gıybete de böyle bir şey buldum. Ehli adavet, haset. Gıybete nasıl, inatla nasıl kurtulur? Şeytan mı yapıyor? Şeytan devre dışı yaparsan bu haset olmaz. Ona elini kaldırıp, ya Rabbi ona ihsanlar ver. Allah'ım iki canı da aziz eyle. Onu ıslah eyle. Gıybet ettiğin, haset ettiğin, adavet ettiğine dua et. Ulan şeytan bakacak ki bir yaptı, iki yaptı. Hakikaten bu ciddi ya, dua ediyor. Bu sefer haset ettirmeyecek ki dua yaptırmasın diye. Bir tanesi çıktı. Ya dedi, ben bir de dua mı edecektim? Ha, sen devam et gıybetesin. Sen kurtulmak istemiyorsun. Haset ettiğiniz, adavet ettiğiniz, kızdığınız kişiye dua et. Allah'ımın aziz eyle. Aziz eyle de bak, bak kötülüğünden kurtulursun ya. Yani acayip bir şey ya. Hemen bize kötülük yapana hemen Allah belanı versin. Lan niye Allah belasını versin ya? Allah belayı kime verip vermeyeceğini bilmiyor mu ki? Sen Allah'a ısmarlamalı yapıyorsun. Allah'a buna bela verilmesi lazım. Bela ver ya. Duyuyor musun? Tamam. Bela ver Allah'ın, belası yok. Niye versin? Beni tatmin edecek ya. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silah. İzzet-i nefs sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. Ukebbiru nefsi an cezai min gıbeti fe kulli ihtiyabin cehdu men la lehu cehdun. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf kim yapar? Zayıf, zelil, aşağıların silahıdır. Gıybeti kim ediyorsa, bu adam böyle bir adamdır. O anda kimdir? Zayıftır, zelildir, aşağılıktır. Ki buna ihtiyacı duyuyor. Gıybet odur ki, hangisi gıybettir? Gıybet edilen adam hazır olsaydı, hani dedi ki, kardeş adın ne senin? Kadir dedi ki, Abdülkadir dedi ki, Kadir değil de Abdülkadir dedi ki, ya adama dedim ki ya, Mustafa iyi bir adamdır ha, cömerttir, kibardır, Risale okur, Hizb-ül Kur'an'ı bırakmaz. Peki bunu dedik, gıybet mi? Gıybet neymiş diyor, tanım yapıyor. Diyor ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı, ben Mustafa şöyle bir adamdır, Abdülkadir'le görüşüyoruz. Ama kimle Mustafa hakkında? Mustafa hayalim burada olsun. Koy buraya. O işitseydi, Mustafa iyi bir adamdır, delikanlı bir adamdır. Duysaydı, gücenir miydi, hoşluğundan mı giderdi? Ha, o gıybet değil işte. Kerahat edip darılacaktı. Eğer, ona şunlara bak ya, beni yok. Ya ne? Doğru tabii.
Bazılar şöyle der. E doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için gıybet zaten. Bir de yalan söylesen iftira var mı? Bir de bir şey var. İftira var yani. Ama gıybet nedir? Şimdi ben sana anlatıyorum Mustafa'yı, Abdülkadir. Senin onun hakkında böyle bir şey yok. Ne yapıyorum? Onun şahsı manevisini kötüleyerek seni de ona düşman ediyorum. Müslümandan Müslümana kin, nefret, adavet yayıyorum. Senin böyle bir ilişkin yoktu. Öyle de olacağı da yok. Benimle onun arasındaki bir gerginliği sana taşıyorum. Seni de ona nefret ettiriyor. Hani var ya bazı uydurma.